arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle güzel bir toka çalışması yapacağız şu şekilde satılan tokalarımız ya da daha lastik türündeki tokalarımız hiç fark etmez onları bu sadelikten kurtarıp istediğimiz renk iplerle bu şekilde kenarlarına dolaşarak örüp güzel daha gösterişli tokalar haline getireceğiz sadece kendimize ait özel tasarımlarla Evet ilk önce lastiğimizi sık iğne ile sarıyoruz ne kadar çok sararsak yani sıkı tutarsak o kadar şu şekilde kıvrımlı bir çalışma olur Onun için burayı daha güzel dolduralım daha sonrasındaki sıramızda yani ikinci sıramızda modelimizi uygulamaya başlıyoruz ve en üst sıramızda 3 sıramızda ise modelimizi bitiriyoruz. Evet çalışmamız bu kadar. Gayet de güzel bir çalışma. Kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Lastiğimizi alalım. Herhangi bir saç lastiği bakınız. İstediğiniz kalınlıkta da, daha ince de olabilir. Hiç fark etmez. Çevresini ilk önce sık iğne ile örmeye başlayalım. Dilediğiniz iplerle şöyle güzel simli pullu hoş bir ipim var. Onunla örmek istiyorum. Bir tane zincirimi tokama, yani tığıma çektim ve tokamın etrafından giriyorum. Geniş bir şekilde alıyorum. Bir tane başını dolamadan sık iğne örüyorum. Alttan kavuruyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar sırası ile Sık iğne örerek bütün çevresine dolaşıyorum. Bakınız. Alıyorum, kapatıyorum. Alıyorum. Altından giriyorum. Başım dolamıyorum. Sık iğnemle dolduruyorum. Şöyle görelim bakınız. Tamamını örelim. Şu kalan boşluklarımız da bitince yeniden görüşelim. Evet bütün sıramızı sık iğne ile örerek geldim. Tamamen. Şimdi birleştirmesini yapalım. En son sık iğnemle bakınız başlangıç sık iğnesini şöyle gelerek batırıyorum. İpimi çekiyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim aynı yere girerek batıyorum. 1, 2, 3. İkinci bir trabzanımı ördüm. 1, 2. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. 1 ve 2. 2 trabzan daha örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum. 2 atlıyorum. Üçüncüye gelerek batıyorum. 2 tane trabzanımı aynı yere örüyorum. Araya iki tane zincir. Tekrar aynı yuva içerisine iki trabzanımı bir defa dolayıp üç defa da örüyorum. İki ve üç. İki tane atladım. Üçüncü trabzanımıza gelerek battım. Aynı trabzan içerisine iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımı ördüm. Ve devam ediyorum. Tekrar bakınız. Bir atlıyorum, iki atlıyorum. Üçüncüye gelerek batıyorum aynı yere iki tane trabzan iki zincir iki trabzanımı örüyorum bir ve iki tekrar tığımın başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncü sık iğnemin içerisine girerek bu işlemimi tekrar ediyorum İki zincir aynı yuvaya iki tane daha trabzanımı örüyorum ve sıramızı bu şekilde İki tane sık iğneyi atlayıp üçüncüye trabzanlarımızı örerek başa kadar geliyoruz. Sıramızın başına kadar iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örerek geldim. Bakın şu şekilde görülmekte. Başlangıç ve şöyle bitişin yanındayız. Hemen son trabzanımızı, ilk trabzanımızın tepesine gelerek batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar şuradaki araya Geliyorum, ilmeğimi kaydırarak geçiriyorum. İki zincirin içerisine geldim. Bir, iki, üç, dört tane zincirimi çektikten sonra bir tane bakın zincir içerisine girdim. Dört zincirimi çektim. Bir defa başını doluyorum. Bir, iki, üç. Üç defa da alıyorum. Üçüncü kez tekrar batıyorum. Üç tane trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere girerek bir, iki, üç, tekrar... 1 2 3 tekrar 1 2 3 3 tane trabzanımı bir zincirimi 3 trabzanımı örüyorum tığımın başını dolayarak aşağıdaki iki zincirlik bölüme giriyorum yine bir defa dolayıp 3 defa da çekiyorum aynı yere ikinci kez giriyorum üçüncü kez ördükten sonra bir tane zincirimi çekip 3 trabzan daha örüyorum 1 2 ve 3 tığımın başını doluyorum tekrar 2 zincir içerisine geçiyorum 3 trabzan 2 ördüm 3. örüyorum 1 zincir 3 trabzanımı örüyorum 2 ve 3 ve sıramızı bu şekilde sona kadar tamamlıyoruz sıramın sonuna kadar örerek geldim şöyle gayet güzel bir e, görüntü oldu bakınız şimdi son sıramızı çalışacağız başlangıç ve bitişimizin bulunduğu noktadayız hemen başlangıçtaki ilk trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Yanındaki trabzanın üzerine gelerek batıyorum. 3 defa da örüyorum. 1 2 3 Hemen iki zincirin içerisine geçerek iki tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 3 defa da çekiyorum. Araya iki tane zincirimi çektikten sonra zinciri içerisine iki tane trabzanımı yeniden örüyorum ve sonrasında birer birer trabzanlarımızı örelim 1 ve 2 yani hem trabzanlarımızı örüyoruz hem de araya iki trabzan iki zincir iki trabzan olarak örüyoruz Evet ben örmeye devam ettim ve aynı şekilde bakınız iki tane trabzanımızın hemen ilkine batıyorum bir tane trabzanım örüyorum yanındaki ikinci trabzanımı örüyorum ve zincirimin içerisine iki tane trabzanımı bir dolayıp üç defa da çekiyorum iki tane ördüm çok kıvrımlı isterseniz 3-4 tane de doldurabilirsiniz iki zincirimi çekip araya tekrar iki tane trabzanımı örüyorum birer birer de diğer trabzanlarımın üzerine batıyorum bir batıp 3 defa da alıyorum. Tekrar diğer gruba geçiyorum ikincisine batıyorum Ziirimin içerisine gelerek 2 tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 2 zincirimi çekiyorum 1 2 tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 giriyorum trabzanımı üzerine diğer trabzanımı da örüyorum Evet bu şekilde örerek sona kadar ilerleyelim Evet bütün çevremizi örüp tamamladıktan sonra üçüncü sıramız burası bakın birinci sık iğnemizde sonraki trabzanımız ördüğümüz yerler ve üzerindeki trabzanlarımızı ördüğümüz bölümü ördüm son trabzanımı ördükten sonra ilk trabzanıma gelerek batıyorum ilmeğimi çekip buradan İpimi bir zincir çektikten sonra kesiyorum. Arkaya doğru ipimizi gizleyelim ve şöyle görelim. Bakınız gayet güzel şık bir çalışma oldu. Umarım sizler de çalışmamızı beğenmişsinizdir. Evet beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın mutlu kalın görüşmek üzere.